Sevgili gençler, merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu arkeler alemi. Arkeler alemi aslında bazı özellikleri bakımından bakterilere de benzerler. Aslında daha önceden bakteriler aleminin içerisinde değerlendiriliyordu. Sonradan, hatta son dönemlerde diyelim, ayrı bir alem içerisinde incelenmeye başlandı. Bunlar da bakteriler alemi gibi prokaryot canlılardır ve tamamı tek hücreli canlılardır. Aslında süper bakteriler diyebiliriz bunlara, çünkü bazı kaynaklarda hala şöyle geçiyor. Arke bakteriler alemi olarak da geçiyor. Peki neden süper bakteriler dedim? Çünkü bunlar ekstrem şartlarda yaşayabiliyor. Arkeler alemindeki canlılar. Bunlar zorlayıcı. Ekstrem demek, zorlayıcı demek. Zorlayıcı şartlarda yaşıyorlar. Bunlara birazdan değineceğiz. Hangi zorlayıcı şartlar olduğuna. Bunların çoğu kemosentetik. Evet, bunlardan fotosentetik olanlar da var. Ama sizin karşınıza fotosentez yapmasıyla ilgili bir soru pek gelmez. Dolayısıyla oraya çok takılmayın ama kemosentetik olduğunu bilin. Bunlar kemosentetik, çoğu kemosentetiktir diyebiliriz. Ve bunların hücre çeperleri var. Bakteriler aleminde olduğu gibi. Ama bunların hücre çeperleri bakteriler aleminden farklı. Bakteriler alemindeki hücre çeperi peptidoglikan yapılıydı. Bu pseudopeptidoglikan yapılı. İsimler birbirine benziyor ama yapısal olarak farklıdır diyebiliriz. Bunların da DNA'ları halkasal, bakteriler aleminin de halkasaldı. Evet, histon proteini bulunduruyor bunlar. Bakın, bakteriler aleminde histon proteini yoktu. Peki bundan sonra bize histon proteini ile ilgili bir soru gelir mi? Yani protist alemi ve sonrasında. Herhangi bir soru gelmez. Bize sadece histon proteini arkeler aleminde ve bakteriler aleminde gelir. Bakteriler aleminde yok. Arkeler aleminde histon proteini var ve bundan sonraki tüm alemlerde var. Bunlar antibiyotiklerden etkilenmez. Bakteriler aleminin üyeleri etkileniyor. Zaten antibiyotikler de bakterilere karşı üretiliyor. Bunlar antibiyotiklerden etkilenmezler. Bunlar hastalık yapmazlar. Hastalık yapan patojen bir türü bulunmuyor. Endospor oluşturmazlar. Zaten endospor ekstrem şartlarda oluşan bir yapıydı. Bunlar ise ekstrem şartlara uyum sağlamış olan canlılardır. Yani endospor oluşturmalarına gerek yok. Bunlar yine aynı türün bireyler arasında bakterilerde olduğu gibi konjugasyon yapabilirler. Peki biraz önce dedim ki ekstrem ya da zorlayıcı şartlarda bulunabilir. Peki bu zorlayıcı şartlar neler? Aşırı sıcak ve asidik. İşte biz bu şartlarda yaşayabilen canlılara ne diyoruz? Termoasidofiller. Termoasidofiller aşırı sıcak, aşırı asitli ortamlarda yaşayabiliyor. Optimum sıcaklıklara bakın. 65-85 santigrat derece arası. Diğer canlılar bu sıcaklıkta yaşayabilir mi? Enzimleri denatür olduğu için bu sıcaklıklarda çalışamaz. Peki arkeler nasıl yaşıyor? Arkelerin ekstrem şartlarda çalışabilen enzim sistemleri bulunuyor. Evet, ikinci arkemize bakalım, arke grubuna. Metanojenler. Metan. Bunlar karbondioksit ve hidrojen ile metan üretirler. Metan gazı üretirler. Peki bunun ekstrem şartlarda yaşaması nasıl oluyor? Bunlar zorunlu anaerobtur. Yani oksijensiz ortamda yaşıyorlar. Otçul hayvanların sindirim kanalında selinozu sindirirler. Tabi bunu yaparken metan gazı da üretirler. Yani mesela hayvan dışkısında bulunabilir mi metanojen? Evet, yani biz bunları alıp havasız bir ortamda tutarsak metan gazı üretebilir miyiz? Evet, üretebiliriz. Bir ara haberlerde izlemiştim ben bununla ilgili bir bilgiyi.
Karadeniz'de, yanılmıyorsam Rize'deydi. Adam hayvan artıklarını toplamış bir teknenin içerisinde, bir kazanın içerisinde. Borularla onu bir yerde depoluyor. Açığa çıkan metan gazını ve bunu her türlü ihtiyacında kullanabiliyor. Adam evinde üretiyor metan gazını. Tabii bunun için hayvancılıkla da ulaşması gerekiyor. Çünkü bol miktarda hayvan dışkısına ihtiyacı var. Onları biriktirip ürettirecek. Ve geldik halofillere. Bunlar da aşırı tuzlu ortamı severler. Sitoplazmalarında mor, kırmızı rengi veren bakteriyorodopsin bulunur. Peki bizim ülkemizde aşırı tuzlu ortam neresi? Tuz Gölü. Tuz Gölü'ne baktığımız zaman orada halofiller yaşar mı? Evet yaşar. Peki biraz önce ne diyordu? Mor, kırmızı rengi veren. Tuz Gölü hangi renktir diye sorsak ne diyeceksiniz? Yani bu bölgede yaşayanlar, Tuz Gölü çevresinde yaşayanlar evet kırmızı pembe bir renk olduğunu söyler. Ama o bölgede yaşamayanlar ise beyaz renkli olduğunu düşünecektir. Hatta şu anda şey yapabilirsiniz, Google'a yazıp bir renklerine bakabilirsiniz. Birçok görselde mor ya da daha çok pembemsi bir renkte olduğunu görürsünüz. Halofiller aşırı tuzlu ortamı severler dedik. Psikrofilikler. Ha bu arada halofiller sadece Tuz Gölü'nde değil, işte başka nerede yaşarlar? Çok tuzlu olan Kızıldeniz'de de yaşarlar diyebiliriz. Psikrofilikler. Bunlar da aşırı soğuk severler. İdeal sıcaklıkları 5 santigrat derece altıdır. Soğuk ortamlarda yaşayabilmek için metabolizmalarını değiştirebilirler. Evet, şurada bir notumuz var. Bunların hepsiyle alakalı aslında. Arkeler ekstrem şartlarda çalışabilen enzim sistemlerine sahiptir. Çünkü enzimler işte 35 santigrat dereceden sonra yavaş yavaş yapıları bozulmaya başlar ki 55 santigrat derecede tamamen denatür olur diyebiliriz proteinler. Ama arkelerde böyle bir durum var mı? Yok. Bunların özel enzim sistemleri vardır diyebiliriz. Ve son olarak arkelerin biyolojik ve ekonomik önemine bakalım. Bazı otçul hayvanların sindirim kanalında selülozun sindirimini sağlar. Biraz önce bahsetmiştik metanojenleri anlatırken. Metan gazı üreten arke türleri biyogaz üretiminde kullanılır. Doğadaki azot ve karbon döngülerinde görev alır. Böyle bir öneme sahip. Metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde kullanılır. Düşük kaliteli metal rezervlerinin zenginleştirilmesinde ve saflaştırılmasında kullanılır. Atık suların arıtılmasında kullanılır. Çöplerden biyoyakıt üretiminde kullanılır. İşte bu herhangi bir yerde tanker battığında orada petrol denize karışıyor. Bu petrolün zararlı etkilerinin azaltılmasında da yine arkelerden faydalanılıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.